Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Antalya Milletvekili Sayın Çetin Osman Budak'a söz veriyorum. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle şunu ifade etmek lazım. Derin bir krizin içindeyiz ve bu krizi kabul etmeyen AK Parti var. Bu krizi tanımlamadan krizin çıkış yollarını bulmanız da imkansızdır. Derinleşiyor arkadaşlar. Bakın, birkaç tane işareti ben sizlerle paylaşacağım. Reel sektör, yani finans sektörünün dışındaki tüm sektörler, yani bunun içinde mikro ölçekli, küçük ölçekli, orta ölçekli, büyük ölçekli işletmelerin tamamında göstergeler inanılmaz bozulmuş durumda. Nasıl bozulmuş? Birincisi ihracat rakamlarına bakmak lazım. Çok övündüğünüz ihracat rakamlarında büyüme oranları düşmüş. Peki ithalat rakamları ne olmuş? İthalat rakamlarında da %17 daralma var. Yani Porsche, Ferrari falan değil. Ara mal, sermaye malı ithalatında düşüş var. Güzel bir şey mi? Evet, güzel bir şey. İthalata düşürürsünüz ama kendi iç kaynaklarınıza yönelirsiniz. Yöneldiğiniz kaynaklarla da bütün refahı arttırırsınız. Öyle bir durum söz konusu değil. İhracat önümüzdeki aylarda daralacak. Peki bunun etkisi ne olacak? Kimse özellikle yatırım yapmıyor. Yani yatırımdan kaçıyor. Yatırımdan kaçmasının sebebi de can ve mal güvenliği. Can ve mal güvenliğinin olmadığı yerde yatırım olmaz. Refah da olmaz. O yüzden hızla insanlar yatırımdan uzaklaşırken yabancılar da mesela Volkswagen Manisa'da bir yatırım yapacaktı. Türkiye'nin bugünkü bulunduğu ortamdan, demokrasiden uzaklaşılmasından dolayı askıya aldıklarını, bu yatırımı beyan ettiler. E peki yatırım olmazsa işsizliği nasıl halledeceksiniz? Üniversite mezunlarının büyük bir kısmı şu anda işsiz. Ya bütün üniversite mezunlarına iş bulmak zorunda mıyız diyen bir sayın cumhurbaşkanımız var. Evet, bulmak zorundasınız. Çünkü siz iktidarsınız. İktidarın görevi iş sahası yaratmaktır. Ama maalesef böyle bir durum yok. Hemen hemen seçim öncelerinde, ki her yıl seçim oluyordu geçtiğimiz dönemlerde, vergi affı yaptınız, milletin ödeme alışkanlıklarını yok ettiniz. E insanlar da bir beklenti içinde vergilerini ödemiyor, ödeyemez durumda zaten. Dükkanını döndüremiyor. Oradaki vergiyle alakalı ödemediği rakamları kendi işini döndürmekte kullanıyor. Şimdi bir de tebligat olmadan, bir uyarı yapmadan hesaplarına eğer haciz koyarsanız bu esnafın, ki 5 sene içinde 500 bin esnaf kepenk kapatmış, o esnafları batağa sürüklersiniz, iflasa sürüklersiniz. Efendim, bir dakika daha olabilir. Toparlayın. Batağa sürüklersiniz, hazır elde edeceğiniz belki vergi gelirsiniz. Şu anki durum maalesef bu. Biraz önce sayın vekilimiz, İyi Parti vekilimiz söyledi, 3.300.000 kişiye e-haciz yapılmış. 3.300.000 kişi bugün senedi varsa senedini ödeyemedi, protesto oldu. Bugün çeki varsa çekini ödeyemedi, karşılıksız çekten dolayı kara listeye girmiş. Kara listeye girildiği zaman da bankalara gidersiniz, bankaların kapısı duvardır. Ve bugünkü realite budur. Bir an önce bundan vazgeçin. Yani tebligat yapmadan birisine borç saldığınız zaman o adamın haberi yok. Belki de tedarik edip ödeyecekti tebliğ etseniz, şu anda ödeyemez durumda. O yüzden reel sektörün şu anda ülke ekonomisini kalkındırabilmesi için önünün açılması lazım ama sizin 17 yıldır ekonomi politikalarınız betona yatırımdan başka bir şey değildir. Üretime yatırım yapacaksınız ki 8 milyona yaklaşmış işsizliği ortadan kaldıracaksınız. Maalesef bu irade sizde yok.